Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Partilerde bir heyecan, bir heyecan. Başta Cumhuriyet Halk Partisi bugün adaylarını açıkladı. İstanbul'da ve başka yerlerde de toplam 125 yerde adaylarını daha açıkladı. Partilerdeki heyecan vatandaşa yansımıyor ama. Partiler kendi içlerinde büyük bir heyecan fırtınası yaşıyorlar. Belki en az yaşayan Adalet Kalkınma Partisi çünkü orada sadece Erdoğan ne diyorsa o oluyor yani beğenmeyen gidiyor. E, fakat şeyde Cumhuriyet Halk Partisi'nde en büyük iç heyecan var. Diğer partilerde de arkadaşlar benim varmak istediğim nokta vatandaşa yansımıyor bu heyecan. Yani vatandaş Aa, seçimlerde ne olacak havasına girmiş değil şurada bir buçuk ay kaldı. Partilerdeki heyecan seçime yansımıyorsa sorun vatandaşta seçmende değil partilerde. Nereden anlıyoruz bunu? Nereden anlıyoruz? Kararsızlar Partisi birinci parti şu anda. Metropol Araştırma Şirketinin bir şeyi var. Son yayınladığı rapordan seçmeler var. Şimdi bu raporda kararsızlar yani kararsız protesto ya da oy vermeyeceğim yani pardon kararsız protesto oy vermeyeceğim demek ve yanıt yok yanıt vermeyenler. Şimdi bunları topladığınız zaman yüzde otuz hiçbir parti yüzde otuza çıplak halinde yani kararsızlar dağıtılmamış halde erişemiyor. Birinci sırada şey var kararsız partiler var. Ee, yine bu, bu, oyları dağıtmadan baktığımızda Adalet Kalkınma Partisi yüzde 24, Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 17, işte onu Dem Parti izliyor yüzde 7 küsur ve İyi Parti izliyor yüzde 7 ile kararsızları protesto oylarını bir dağıtıyorsunuz ya da işte Metropol Araştırma Şirketi dağıtmış. Adalet Kalkınma Partisi %34.6, Cumhuriyet Halk Partisi %25.1, DEM e, %10.3, İYİ %10.1, Milliyetçi Hareket Partisi 9, Zafer 3.2, Yeniden Refah 1.9, Tip 1.3 çıkmış. Arkadaşlar bunlar istatistik bilimine göre kararsız, protesto, yanıt yok oyları yani tercih belirtmeyenler dağıtıldıktan sonraki oylar. Yani dağıtılmadan önce vatandaşların çıplak halde verdiği cevaplara bakacak olursanız seçmenlerin üçte biri ya kararsız ya protesto edeceğim oy vermeyeceğim artık diyor ya da yanıt vermiyor. Şimdi bu normal değil bu normal değil. Yani Türkiye'de e, seçimlere katılma oranının oy oranının yüzde 85 civarında olduğunu varsayarsak onun iki katı kadar şu anda görülen memnun değil. Yani oy verecek insanlar memnun değil partilerinden ama bir de e, hani karar vermemiş ya da kullanmayacağım artık arkadaş diyor yani bunu bu bu tabloyu ben beğenmiyorum diyor. Haksızlar mı? Çok mu haksızlar? Bakın e, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki durumu sizlerle daha önce konuştuk. Yani şimdi Adalet Kalkınma Partisi'nde de sıkıntılar var. Hatta oradan işte aday gösterilmeyenler ne dedik? Yeniden refaha gidiyor dedik. Hatta o soruyu sorarken dedik ki peki şeyden yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden rahatsızlar nereye gitsin? Nereye gidecek? İşte istifalar filan başladı. Bu istifaların şimdi bakın çoğu ilkesel şeye geliyor. işte gerekçelere dayanıyor fakat öyle yapmayan da var. Mesela Alper Taşdelen Çankaya Belediye Başkanı hani %75 Çankaya'daki son 2023 seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı adayının aldı. O %75 CHP'nin o aldı. O %64 yani başarılı bir belediye başkanı ki şeylerde işte Birleşmiş Milletler kriterlerinde de sürekli olarak Çankaya ilk 3 ilçe arasında çıkıyor gösterilmedi konuştum dedi ki yok canım niye ben istifa edeyim dedi ben Cumhuriyet Halk Partiliyim parti işime devam edeceğim dedi partili olmaya devam edeceğim dedi böylesi de var böylesi de var yani e, ama Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu dağınıklık havası feci bir dağınıklık havası var açık söyleyeyim yani ben Ankara'dayım Ankara'da siyaset gazeteciliği yapıyorum ve işte hani kırk küsur yıldır yapıyorum bunu ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin ki iç kavgalarıyla çok bilinir bu kadar dağınık bir yerel seçime girdiğini görmedim. Şahit olmadım. Yani e, aynı şekilde deneyimli gazeteci arkadaşlarım da size aynı şeyi söyleyecektir. Gerçekten hani kararları kim veriyor ne yapıyor güya her şey parti, parti meclisinde oylanıyor filan diye Özgür Özel CHP lideri söylüyor ama e, hani oraya kadar nasıl geliyor hangi neler etkili oluyor filan bir e, muamma var. Şimdi şeffaflık açısından hani Adalet Kalkınma Partisi'ni, Cumhuriyet Halk Partisi çok eleştiriyor. Bu eleştirilerin bir kısmı haklı, benim de eleştirilerim. Fakat şeffaflık konusunda hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin de hani yiyeceği kırk fırın ekmek var, öyle diyelim. Öyle diyelim yani bir türlü ilerlemiyor. Bunun da tabii sonucu ortaya çıkmaya başladı. Size birkaç haftadır diyorum ki bu gidişle Cumhuriyet Halk Partisi kendini toparlayamazsa, Bakın İstanbul'u da kaybedebilir. Ankara e, şu anda şeyde görülüyor. Yani daha garantide görülüyor. Mansur Yavaş e, alacak gibi görünüyor şimdilik. E, İzmir durumu belli değil. İzmir'de Cemil Tugay adaydan memnun değil e, CHP'li seçmenler deniyor. Göreceğiz bakalım. Yani İzmir CHP'nin Özgür Özel'in değişine CHP'nin kalesi. E, CHP'nin kalesi de e, orada CHP tabanının dediği oluyor mu acaba? Bir ona bakmak lazım. Yani belli bir şey var. Yani şeyin yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin gidişinde bir dağınıklık var bu. Dediğim gibi anketlere de yansıyor. Bakın. Sonar Hakan Bayrakçı diyor ki Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu İstanbul'da başa baş gidiyor. Ben diyor hayatımda bu kadar yıldır anketçiyim. Bu kadar başa baş giden seçim görmedim. İkisi de %41 civarında diyor. Ya iyi de şey nereden başladı Ekrem İmamoğlu 5 yıl önce %58'e yakın bir 58 civarında oyla başladı değil mi? Şimdi gelmiş %41 başa baş. Yani evet Murat Kurum da Binali Yıldırım'ın aldığı oydan gayet aşağıda şu anda. Ayrı bir şey. Ama mesela ORC araştırma şirketinin bir anketi var orada ilk defa diyor Murat Kurum öne geçti diyor. %1.2 öne geçti. Murat Kurum'un %37.7, Ekrem İmamoğlu'nun %36.5 oyu var diyor. Onları izleyen de Meral Danış Beştaş'la Murat Çepni'nin eş başkan adayları olduğu DEM Partisi %6.8 imiş. Şimdi burada da bu rakamlarda da şey var. Kararsızlar, protesto oyları, efendim söyleyeyim yanıt yok filan onların dağıtılmış hali bunlarda. Yani biz hala e, anketlerde gerçek tabloyu görmekten uzağız fakat anketler bize ne yapıyor şu anda sonuç vermese de bir fikir veriyor. Bir fikir veriyor. Yani e, Cumhuriyet Halk Partisindeki bu parti içi iktidar kavgası öyle diyelim. Çünkü şu anda üç grup var gibi görünüyor. 3 grup var gibi görünüyor. Bir Özgür Özel'in etrafındaki kişiler bir Ekrem İmamoğlu taraftarları ki yani baya Cumhuriyet Halk Partisi'nde hani İstanbul etkisi yani Ekrem İmamoğlu dönemi neredeyse başladı başlayacak Özgür Özel e, durumu toparlaması bir de Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı olanlar var onlar şu anda sessiz bekliyorlar ne olacak diye onlar herhangi bir tercih durumunda belki Özgür Özel'den yana ağırlıklarını koyabilirler bu hani onlar dediğimde parti yönetiminde çok etkili değiller ama milletvekili grubu milletvekili grubunda tabi listeleri Kemal Kılıçdaroğlu zamanında yaptığı için ve işin tabi hani ironik yanı Özgür Özel de vardı o listelerin yapılmasında yaptığı için ama Kılıçdaroğlu'nun partinin meclis grubunda bir ağırlığı var. Şeyde ise genel merkezde ise yok genel merkezde yok. Adeta parti meclisi ikiye bölünmüş bir tablodan söz ediliyor. Yani yarısı Özgür Özel, yarısı Ekrem İmamoğlu etkisinde diye. E şimdi seçime seçimde az bir süre kaldı. Seçimde az bir süre kaldı. Seçimden sonra ne olacağı, hangi e, illerin kazanılıp kaybedilip korunacağı Cumhuriyet Halk Partisi için içinde içerisinde görülecek. Görülecek. Şimdi orada eğer hani bu e, bütün tartışmalara rağmen, bütün önerilere rağmen kulak asılmayıp tamamen hani Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresinden insanlarla bu seçime gidileceği anlaşılıyor. Bu durumda başarısız olunursa bunun faturası sadece Özgür Özel'e değil Ekrem İmamoğlu'na da çıkar. Ha o baktığımız zaman diyebilirsiniz ki ya Özgür Özel işte ne bileyim kurultay olur o durumda öyle bir yenilgi durumunda gider Ekrem İmamoğlu da gelir kazanmış sayılır. Çok öyle bakmamak lazım. Çok öyle mekanik bakmamak lazım. Çünkü arkadaşlar şimdi bir yandan ekonomik kriz bir yandan dünyanın giderek hani savaşa doğru sürüklenen adeta gerilim ortamı. Türkiye'nin etrafındaki çatışmalar yani kuzeyimizde bir güneyimizde iki savaş var değil mi? Yani kuzeyimizde Rusya Ukrayna güneyimizde Suriye iç savaşı ve Gazze krizi şimdi var. Yarın bir günde çıkacağını bilmiyoruz. Bu durumda siyasi partiler seçmene güven vermiyor. Siyasi partilerde yaşanan koltuk kavgası heyecanı seçmene ya nasıl yönetilecek şehirlerimiz 5 yıl daha heyecanı yaşatmıyor. Bu heyecanı kim oluşturabilir? Ha diyeceksiniz ki ya Allah aşkına yani Recep Tayyip Erdoğan kazanmasa bile Cumhuriyet Halk Partisi kaybedeceği için yine AK Parti başta olacak şehirlerde. Bazı şehirlerde alır ama arkadaşlar Erdoğan nasıl başladı bu kampanyaya? Hatırlayın yeniden İstanbul diye başladı. En önemli yer İstanbul. Onun için çünkü İstanbul onun gözünün ağrısı, ilk ağrısı. Yani ilk göz ağrısı yanlış kullandım deyimi. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile başladı e, siyasi yükselişine ve 22 yıldır ülkeyi yönetiyor. Ha, yani İstanbul'u 25 yıldan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermek gerçekten dokundu ona. Gerçek bir yenilgiydi. Şimdi bunun sorumluluğu şu buradaki sorumluluk kimde biliyor musunuz Ekrem İmamoğlu'nda. Çünkü ilçelerin belirlenmesinde de Asli rol onun oldu ve adayların da çoğunu görüyoruz işte kendi danışman kadrosundan ya da tanıdıklarından filan. Ee, Ankara'da da işte az önce Çankaya'da şeyden bahsettim Alper Taşdelen'den yani Hüseyin Can Güngör getirildi. Güner özür dilerim Hüseyin Can Güner 30 yaşında bir avukat. Şimdi Çankaya nasıl bir yerdir biliyor musunuz arkadaşlar Çankaya siyasetin kalbidir. Bakın 114 ülkenin Büyükelçiliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bakanlıkların çoğu Savunma Bakanlığından Dışişleri Bakanlığı'na aklınıza ne geliyorsa e, hepsi Çankaya'dadır. Çankaya Türkiye'nin sancağının e, dikili olduğu yerdir. Yani e, burada hakikaten e, biraz bu işlerden anlayan belediyecilik geçmişi olan, belediyeciliğin ne olduğunu bilen, bir isim lazımdı ama özgür özel şey yaptı e, iddiasını ortaya koydu Hüseyin Can Güner e, kendi avukatları arasında e, onu e, aday gösterdi şimdi Çankaya'da bana bana kalırsa Cumhuriyet Halk Partisinin kaybetme ihtimali yok gibi bir şey yani zaten orada da öyle konuldu yani bir örnek vereyim e, bütün bu esas Cumhuriyet Halk Partisi içindeki heyecan kavga ne dersiniz deyin seçilme garantisi yüksek olan yerlerde çıkıyor. Yani kimse gidip e, İstanbul'da e, Ümraniye'ye e, mesela e, aday adayı olmuyor. Hatta Aykut Erdoğdu hakkında pek çok iddialar ortaya atılmıştı. Biliyorsunuz bir ara partiyle ilişkisi kesildi, sonra tekrar geri döndü. Şeyden aday gösterildi. Ümraniye'den aday gösterildi. Öyle bir tweet attı ki yani hani çok teşekkür ederim size. En seçilmeyecek yere koydunuz beni <laughs> dese daha <laughs> iyiydi. Çünkü herkesin derdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin banko kazanacağı yerlerde seçmenin nasıl olsa ne yap, mecburen bize oy verecekler deyip oralardan kendilerini aday göstermeye çalışmak. E bu da Ekrem İmamoğlu da Özgür Özel de oraları tamamen hani kendi ekiplerine kendi yakın bulduklarına vermiş durumda görünüyorlar. E bakalım anketlerde çıkmaya başlayan yani Murat Kurum'la şeyin Ekrem İmamoğlu'nun başa baş görünmeye başladığı tablo böyle devam edecek mi? Bilin ki bu Murat Kurum'un başarısından değil Ekrem İmamoğlu'nun başarısızlığından olacaktır. Eğer Ekrem İmamoğlu bu seçimi kaybederse bunu çok açık ortaya koymak lazım. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.